Bilim ve teknolojik gelişmelerden haberdar mısınız? Bilim ve teknolojide en son güncel haberleri merak ediyorsanız haberimizi izleyin, beğeniyorsanız paylaşın. Güneş paneli nasıl ışıktan elektrik üretiyor? İyiliğe ulaşan şefkat eli olmak istiyorsanız kanalımızda izlediğiniz videoları ve bundan sonraki videoları da paylaşınız. Çünkü izlediğiniz ve paylaştığınız videolardan elde edilecek gelir gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimleri için kullanılacaktır. Gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerin geleceğine el uzatmak istiyorsanız izlediğiniz ve bundan sonra da kanalımızda izleyeceğiniz videoları lütfen paylaşınız. Teşekkür ederiz. Güneş paneli ışığı elektriğe nasıl dönüştürür? Güneş ışınlarında bulunan fotonların gevşek atomları hücreye çarptığı an dağılıyor. Temelde yarı iletken silikon pillerden oluşan güneş panelindeki hücrenin artı ve eksi kısımlarına elektronlar tutunuyor. Tıpkı bir kalem pilde olduğu gibi bir elektrik devresi oluşmuş oluyor. Bu kutuplar arasındaki bağlantıyı gevşek atomlara sahip güneş ışığı tamamlıyor. Ancak tamamlanan elektrik devresi doğru akımda elektrik üretiyor. Yani tek yönlü akım sağlanıyor. Doğru akım olan elektrikten daha fazla verim alabilmek ve kullanımı alanını genişletebilmek için bu elektrik alternatif akıma çevrilir. Alternatif akım uzun mesafelerde çok daha ucuza iletildiği için dünyada yaygın şekilde kullanılıyor. Peki güneş panelinden elde edilen doğru akımda elektrik nasıl alternatif akıma dönüştürülüyor? Doğru akımda elektrik üreten güneş panellerinden alınan elektriği alternatif akıma çevirmek için bir invertör yani dönüştürücü kullanılıyor. Bu invertörleri tüm sistemin beyni olarak düşünebiliriz. Akım değişimi yapmakla kalmıyor, voltaj, akım, üretim, maksimum ve minimum güç takibi ile arıza kontrolü de sağlıyor. Güneş panellerinin kullanıldığı ilk zamanlar tüm bir panel için merkezi bir invertör kullanılıyordu. Tek dönüştürücü olması büyük bir hataydı çünkü hücrelerden birinin arızalanması, gölgede kalması ya da tozlanması gibi durumlarda tüm sistem işlemez hale geliyordu. Bir süredir her bir güneş paneli hücresi için özel dönüştürücüler kullanılıyor. Böylece hücrelerden biri zarar görse bile diğer hücreler kesintisiz elektrik üretimine devam ediyorlar. Peki ya güneşsiz saatler ve günlerde ne oluyor? Ortamda hiç güneş ve güneş ışığı olmadığı kötü hava şartları ve gece koşullarında elde edilen elektrik yedekleniyor. Güneş tarlası olarak isimlendirilen güneş enerji santrallerinde oldukça büyük çaplı akülöre yedeklenen fazla elektrik üretim yapılmayan zaman dilimlerinde kullanılıyor. Evlere kurulan küçük çaplı güneş paneli sistemlerinde de aynı akülerin daha küçükleri bulunuyor. Kullanılmayan ve depolanmayan fazla elektrik ise elektrik şebekesiyle yapılan bir anlaşma ile şebekeye satılabiliyor. Böylece üretilen yenilenebilir enerjiden pek çok insan faydalanabiliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok bilinen ve kullanılanlardan biri olan güneş paneli sistemi temel olarak böyle çalışıyor. Güneş paneli üzerinden elektrik üretme teknolojisi her geçen gün daha da gelişiyor. Belki bir gün şapkamızın üstüne ekleyeceğimiz bir portatif güneş paneli ile cep telefonlarımızı şarj edebiliriz.